tek çalışan arkadaşlar genelde malzemeyi bir eliyle tutup bir eliyle yapmak zorunda kalıyor. Tek başınasınız, tek çalışıyorsunuz. Bu şekilde getirdiniz, koydunuz. Kalemle çiziyorsunuz. Ve keseceğiniz açı çıkıyor. İsa Usta selam. Selamlar arkadaşlar, kolay gelsin. Herkese merhabalar diliyoruz. İsa Usta ile bugün yine böyle TikTok'ta, Instagram'da kaybolduğumuz bir ara gördüğümüz bir içerik vardı. Hatta bize bunu Instagram'dan da atmışlardı. İsa evet. Usta ile beraber bunu yapar mıyız acaba derken kendimizi yapmış bulduk. Evet. İsa Usta bugün nasıl yapılır konseptli bir videomuz bu. Bizi izleyenlere ne göstermek istiyoruz, nasıl bir parça dizayn edeceğiz? Bu parça gerçekten uygun ve güzel yapılmış bir parça. Yani tek çalışan arkadaşlar için yapılmış bir parça. Tek çalışan arkadaşlar genelde malzemeyi bir eliyle tutup bir eliyle yapmak zorunda kalıyor. Bunu nasıl gönyeye getiririm, nasıl düzlüğünü alabilirim, nasıl hizaya getirebilirim için yapılmış bir aparat esasında. O yüzden biz de denedik ve gördük ki gerçekten başarılı bir aparat. Mesela burayı ölçülendirdiniz. Tek başınasınız, tek çalışıyorsunuz. Bunu burada sabit tutup bir yanda çoğu insanda baş maskesi olmadığı için el maskesi var. Şimdi el maskesiyle tutarak kaynak yapacaksınız. Bu parçayı kim tutacak? Mecburiyetten böyle bir aparat lazım size. Ölçüye getirdiniz. Gördüğünüz gibi 90'da şu an. Tam 90 derecede. İstediğiniz ölçü şu kısım diyelim. Geldi. Direkt malzemeyi puntalayıp aparatı söküp kaynağı yapabilirsiniz. Yani ikinci bir kişiye gerek kalmadan. Evet. İlla bunu dik kullanacağız diye bir şey de yok. Bunu yatay 90 derecede kullanabilirsiniz. Yani tezgahın üzerinde bir profil olduğunu düşünürseniz dik koymanız gereken profilleri bu şekilde aparatı alttan bağlayarak dik değil de yan yatırarak bağlayabilirsiniz. İlla bu aparatı 90 derece kullanacağınız diye de bir şey yok. Mesela açıya getirip kaynak da yapabiliyorsunuz. Bir kolaylığı daha var. Şöyle bir kolaylık, onu da göstereyim. Eğer şu parçayı uzun bırakırsanız, tam bunun hizasında yapmayıp da uzun bırakırsanız, istediğiniz açıya geldiğiniz andan itibaren, mesela kaynak yapacağınız açı bu. Kaynak yapacağınız açı bu mesela. Sen bunu 45 kestin zaten daha önce. Evet, daha önce mesela. Kestim. Ben buna göre yapmıştım da ya kendime göre 45 kestim, evet. Mesela 45 derecede bu şekil parçayı kaynak yapmanız gerekiyor. Bunu nasıl hesaplayacaksınız? Yanınızda gönyeniz yok, aparatınız yok, herhangi bir şeyiniz yok. Şu parçayı eğer uzun bırakırsanız, yani bizim bu gördüğümüz aparattaki parça tam buna sıfırdı. Biz bunu yarın öbür gün yan taraftan ölçü alıp direkt hiç, yani malzemeyi koyup kendi hizasında çizgisinde kesip direkt ağzına getirebilmek için yan tarafını biraz uzun bıraktık. O sayede gördüğünüz gibi şu an kare. Nasıl ölçü alacaksınız? Gönyeniz yok, metreniz yok. Ya metre olsa bile metreyi profil üzerinde çok zor. Evet. Gönye hizasını alabilirsiniz. Bu şekilde getirdiniz, koydunuz. Kalemle çiziyorsunuz. Ve keseceğiniz açı çıkıyor. Açıyı kestiğiniz zaman da gördüğünüz gibi malzemeniz kaynağı hazır oluyor. Doğru, süper. Bu koyu yeşil parça bir boru da olabilir. Ha, boru da olabilir, daha herhangi bir şey olabilir. Olabilir. Yani, sen ona göre civataları zaten evet, büyük yapmışsın. Malzeme, bilerek büyük yaptım ki yani ileride belki yani 100 milime kadar kullanabiliyorsunuz bunu. Evet. Ya daha ufak yapabilirdik, 30 da yapabilirdik, 40 da yapabilirdik, biraz daha büyük yapabilirdik ama ben 100 milimde sınırlamak istedim. Yani 100 milimin üstünde zaten çok zor. Şimdi bunu elimizdeki malzemelerle nasıl yapacağız onu bize gösterirsin. Tamamen bir sökebilir misin? Bu nasıl bir aparat? Onu biraz daha böyle masa üstüne tabii gösterelim. Esasında çok basit bir aparat. Yani evet, bunu at çantaya her götür, yerde, evet, her yerde bakın. Her yerde, her açıda kullanabiliyorsunuz. Tek bir cıvata ile sıkılıyor. Direkt istediğiniz yerde şak diye kalıyor hiç. Yani bunu illa bu şekilde kullanacağız diye de bir şey yok. Doğru. Malzemeyi getirip üstüne koyarsınız. Hiç bu aparatı kullanmadan direkt böyle yani biz buna hatta çırak demiştik.
bir nevi çırak esasında. Malzemeyi bu, getireceğiniz, işi hizaya getirdiniz, koydunuz. Bunu sıktınız, bitti yani. İlle bunu kullanacağız diye bir şey yok. İşiniz şey diyorsun bitti. İsa Usta, çırağı olmayan ustalara yani genelde çırak yaptı. Genelde ustalar zaten seri çıraksız çalıştığı için, tek çalıştığı için böyle bir aparat onlara şart esasında. Size söylediğim gibi esasında ille yani bu parçayı kullanacağız diye bir şey de yok yani. Bunu sadece şeyde de kullanabilirsiniz. Dediğim gibi boruyu dayama amaçlı da kullanabilirsiniz. İlle malzemeyi tutacak diye bir şey de yok yani. Bunu sökersiniz, çıkartırsınız. Ha, sadece evet. Malzemeyi yaslamak için yani bir şeye yaslayacaksınız, bir yere yaslayacaksınız bir malzeme lazım. Ne yapacaksınız? Bunu hemen boruya dayayacaksınız. 100 milime kadar olan. Mesela dayayacaksınız, bırakacaksınız, profili koy üstüne. Diğer tarafa git, ucunu kaynatacağım mı, keseceğim mi, işini bitirdim mi, geri gel. Bir taraf sabitlensin. Aynen, bir nevi işkence esasında. Doğru. Yani bir nevi bu. Çok bunu taşıyacağınıza, bunu taşımak daha hızlı ve pratik. Evet, bunlar için gerekli malzemeler. Dayayacağımız, ilk tutacağımız aparat için yüklü olsun, ağırlık kaldırsın diye 16'lık tiş kullandım. Elimizde vardı. Bunlar en son bizim burada kullanılmıştı. Fazla olduğu için aldım. Bunu size kalmış bir şey. İnce de kullanabilirsiniz. 16'lık tiş. Gördüğünüz gibi bu kol için. Dayamalar için 10 milimetrelik bir tane saç kullandım. Ki malzemeden biraz uzaklaştırıp profili yakalaması için. 2 tane 16'lık tişe göre somun. Bu parçayı yapabilmemiz için bir çift köşe bentimiz var 30-30. Diğer malzeme için biraz etli malzeme kullandım. Ki kanalı açtığımda malzeme esneyip yatmasın diye. Bunlar da elimizde olan malzemelerde. O yüzden yani böyle bir şey yaptık. Biz hazır almadık malzemeleri. Bu kanalı istediğiniz gibi daha uzun da açabilirsiniz. Etli malzeme olduğu sürece. İnce malzemede biraz zor olur. Çünkü sıktığınız andan itibaren bu esneme yapacaktır. Ya da yamulma yapacaktır. Bu kaç milim? Bu 5 milimetre kalınlığında. Gördüğünüz gibi 90 çapında. Buraya kanal açıyoruz ki malzemeyi dayadığımız andan itibaren istediğimiz açıya getirip hareket ettirebilmek için bu kanalda hareket edecek. Bunu tam merkezinde açıyoruz malzemenin. Malzemenin boyu 65. İsterseniz bunu tam yarıdan açın. Ben ilk olarak tam yarıdan açtım. Gördüğünüz gibi tam yarısını kullandım. Köşe bent bunun dayanması için aynı boyda olacak. Gene aynı 30-30 köşe bent. Diğer aparat için aynı şekil burada kullandığımız gibi bir tane 16'lık tiş. Yükseltmek için, malzemeden şurayı yükseltmek için 10 milimetre kalınlığında bir tane saç. Üstüne iki tane somun. Sonrasında bir tane köşe bent. Bunu bağlıyoruz hepsini. Gördüğünüz gibi bu malzemeler elinizde olursa böyle bir aparat yapabilirsiniz. Bu aparatta kullandığımız malzemelerin listesini ekrana koyacağız. Biraz böyle karışık gelmiş olabilir size. Ekranda hangi malzemeler, kaç tane olduğunu rahatlıkla görebilirsiniz. Evet arkadaşlar, aparatımızın bir bölümünü söktüm. İlk önce bu kısımları kaynatıp sonra diğer bölümlerini dağıtıp tek tek onları da yapacağım. Gazım Korgon 18, karışım gaz, SG2, 1 mm tel kullanıyorum. Kaynak içinde gazaltı makinesi kullanıyorum. Evet arkadaşlar, malzemelerinizi sırasıyla tek tek yaptım. Aklınızda olsun, bu malzemeleri koyarken yani bu şekilde şu ara parçayı puntalarken mutlaka mili üzerine takıp köşe bent üzerinden gönyesini alın. Eğer bu açıyı kaçırırsanız yanlış yapmış olursunuz. Projeniz dağılır. Yamuk olacak. Evet, yamuk olacak. Ayrıyeten
somunları kaynak yaparken yanlarından, yan kısımlarından yapın ki malzeme sadece sağa sola çeksin. Eğer bunları, bu malzemeleri buralardan kaynak yaparsanız ön kısımlarından malzeme bu sefer yatacaktır. Yattığı zaman da mili ters çalışmasına sebep olacaktır. Ayrıca bu malzemeyle bu malzemeyi kenar kısımlarından kaynattığınız anda malzemeler ya böyle çekecek ya böyle çekecek. Civatanın sıkışıp çalışmamasına sebep olacak. Gördüğünüz gibi çok rahat çalışıyor. Sebep yanlardan kaynak olduğu için. Aynı şekil siz de yanlardan kaynak yaparsanız daha rahat olur. Köşe bente de kaynak yaparken aynı şekil önlerden yapın. Ben kağıt bant kullandım. Size kalmış. İsterseniz civatayı sökebilirsiniz. İsterseniz içine yağ da sürebilirsiniz. Çapak yapışmasın diye. Kağıt bant kullandım. Ön kısmından ve arka kısımlarından kaynak yaptım. Somunları yan tarafından kaynak yaptım. Aklınızda olsun. Bu aparatın birinci bölümü bitti. Evet, birinci bölüm bitti. Şimdi diğer köşe benti birleştirme bölümüne geleceğiz. Yani bununla şu parçayla bu köşe benti birbirine kaynak yapacağız. Evet arkadaşlar, şimdi merkezinde sabitleyeceğimiz somunu kaynatacağız. Buna dikkat edin. Sıfırından değil, iç kısmını baz alarak yapacağız. O yüzden içeriden bakıp puntalarsanız daha rahat olur. Çünkü bu kısmı gördüğünüz gibi o diğer parçadaki gibi yuvarlayacağız. Elinize kolunuza batmasın diye. İsa Usta, bu çırak aparatını yapmak için de bir çırağa ihtiyaç var mı? Valla yok ama ekran karşısında biraz zor oluyor bu işler. Evet arkadaşlar, bu malzememizin gerekli olan birçok malzemesini kaynattık gördüğünüz gibi. Şimdi buradaki kanalda sağa sola sapmasın diye ya da kanaldan çıkmasın diye, düz gitsin diye gördüğünüz gibi bir tane mil kaynatmıştım. Aynı şekil bir tane mil kaynatabiliriz. Yani buraya bu kanal genişliğinde civata da sokabilirsiniz. Fakat bu ileride problem yaratabilir. Düzlüğü zaten bu kenarlar aldığı için malzemenin üzerinde. Bu sadece ona bir kılavuzluk yapacak. O yüzden ince mil de kullanabilirsiniz, kalın mil de kullanabilirsiniz. Onun içinde oynasın diye. Evet. Yani maksat rayda rahat hareket etsin yani. Kanalın içine rahat geçsin diye. Aynen bu şekil bir tane mil punta alacağım. İlk önce bakıyorum civatamın hizasında. Onu nereye yaslıyorsun? Tam ortasına mı getirdin? Kenarına evet, mı? Aynen. Nereden hizaladın? Tam kanala denk getirdim. Civatanın kanalına denk getirdim. Gördüğünüz gibi civatayı görüyorum buradan. Evet. Civatanın zaten altından olacak. Önemli olan bunun merkezi. Şu merkezi aldım. Diğerini de civatanın merkezinden alacağım. Ve kaynak yapacağım. Evet arkadaşlar. Aparatımızın ilk malzemesini yaptık. Gördüğünüz gibi yağ gibi akıyor civata. Evet arkadaşlar, şimdi diğer aparatın malzemelerine başlıyoruz.
Evet arkadaşlar, şimdi malzememizin tam finish noktası, neredeyse bitiş noktasına şu şekilde tam sıfırından, dış sıfırından, unutmayın şurayı yuvarlayacağız ki elinize kolunuza batmasın diye. Tam sıfırından bu şekil puntalıyoruz. Usta eline sağlık. Eyvallah abi, teşekkürler. Çok güzel oldu. Tekrar yeniden sıfırdan yapmış olduk parçaları. Şöyle hem bitmiş halinde tekrar göstermiş olalım. Şimdi biz bu malzemeleri aynen bu şekilde kaynağını yaptım. Bir toparlayalım istersen parçaları. Tabii ki abi. Buraya yaptığın yataktı zaten. Buradaki malzemeler ile şart değil yani bu malzemeleri kullanalım diye. Sizin elinizde ne malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Bu civatalar daha kısa olabilir. Tabii daha ince olabilir, daha dar olabilir. Belki küçük borularla, küçük profillerle çalışılıyor. O zaman bunun minyatür bir versiyonu yapılır. Tabii, o size kalmış bir şey ya. Yani elinizde ne malzeme varsa onunla uygulanacak. Hatta bunlara daha birçok aparat da yapılabilir, geliştirilebilir yani. Siz kullanım nerede kullanacaksınız, nasıl kullanacaksınız ona göre kendinize göre bir şeyler yapabilirsiniz. Mesela bizim gördüğümüz aparatta sadece şu kadar bir parça vardı. Biz bu parçayı koyduk ki malzemenin yan tarafına da taşalım. Yan tarafından kalemle çizelim diye videonun başında göstermiştik. Malzeme bu kadar. Basit bir aparat. Şimdi bunu mesela işlediğiniz gibi birinci bağlantı noktamıza, profile sabitliyoruz. Evet, gördüğünüz gibi ilk kısmı sabitledik. İkinci kısımda buradan. Mesela buraya bir aparat yapılabilir. Bir pim kaynatılabilir fakat buradan dediğimiz gibi borunun üstüne geleceği için daha farklı böyle vana şeklinde sıkılma bir aparat da yapılabilir. ...90 derece açıda mesela. Şu an 90 derece ayarladınız mesela. Sizin açınız nasılsa tabii. Nasıl boşluk bırakmak istiyorsa. Tabii. İsterseniz böyle de kaydırabilirsiniz, bu tarafa da kaydırabilirsiniz. Kaynak ağzı da açabilirsiniz buradan. Yoğun bir kaynak yapacaksanız, içine işleyecek diyorsanız. Aynı şekil buradan da dediğim gibi eğer bu parçayı şu kısmı uzun tutarsanız buradan dayayıp buradan kalemle çizip 90 derecesine kesip bağlayabilirsiniz. Ya da bir önceki yaptığımız gibi şu kanalın içerideki kanalı ne kadar aşağı daha derin bırakırsanız o kadar aşağı inecektik. Mesela biz bunu bu açıda bıraktık. Aşağı yukarı tahmini gördüğünüz gibi ölçü bu. Siz kendinize göre ayarlayabilirsiniz.